19. söz 2. reşada. İrhasat diye bir tabir geçiyor. Bu irhasat da binler remizleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine hüccet, delil oluyor. İrhasat ne demektir ve örnekleri var mı? Risale-i Nur'da geçen örneklerini verebilir miyiz? Evet, Allah razı olsun. İrhasat, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında peygamberliğinden evvel, nübüvvetinden evvel meydana gelen harikulade hallere deniyor. Evet. Yani doğumundan ta peygamberliğine kadar. Peygamber değil, peygamberliğini daha ilan etmemiş, Cenab-ı Hak daha ona vahiy açık bir şekilde, sarif şekilde göndermemiş. Ama bu arada da meydana gelen ve harikulade diyebileceğimiz özellikteki hadiseler. Bunlar da mucize kapsamına giriyor değil mi? Yani mucize kapsamında şöyle, yani buna biz yani ilahi keramet olarak bakılıyorsa da, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine işaret ettiği için mucize diyenler de var. Evet. Ama keramettense daha belki münasip olur yani. Doğumundan önce de sanki var mesela, evet, fil vakası sayılabilir. Evet. Doğum gecesi herkese. Evet. Örnek verebilir miyiz? Üstadımız yine bununla alakalı 19. mektupta özel bir bölüm açıyor. İrhasatla alakalı. Hı hı. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu vaktinde meydana gelen bir şey alıyor, özel bir hali alıyor. Birincisi Veladet-i Nebevi gecesinde. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi gecesinde hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi, bunlar herhalde orada ebe olarak bulunuyorlar, evet, doğum ebesi olarak. Hı hı. Hem Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki, üçü de demişler, veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki, o nur maşrık ve mağrıbı, batıyı ve doğuyu bize aydınlattırdı. Maşallah. Ne demek? Bu bir işarettir. Demek ki kendisi daha peygamber değil ama peygamberliğine işaretler var burada. Hı hı. Bu işaretler açık işaretler olmasa da biz bunlar remiz diyoruz. Biraz daha gizli olan işaretler. Hı hı. Değil mi? Ne demek istiyor demek ki bu mucize? Üstadımız da anlatıyor başka yerlerde. Yani bu gelecek zat nuruyla doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi Allah'ın izni keremiyle aydınlatacaktır yani. Kur'an evet, nuruyla ve Risalet nuruyla. Bütün karanlıklardan, küfürden, şirkten o şeyi temizleyecek, iman nurunu neşredecek diye inşallah anlayabiliriz. Evet. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu baş aşağı düşmüş. Hmm. Peygamberimizin doğduğu gece. Evet, çoğu siyer kitaplarında geçiyor zaten bunlar. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gece ne oldu Mekke'de? Mekke'de çok olağanüstü bir hal olmuş. Hmm. Kabe'nin içerisinde bulunan yaklaşık 300-360 kadar put o akşam Hazreti Aleyhisselam dünyaya geldiği vakit yüzü üstüne ne yapmış? Düşmüşler değil mi? Başa aşağı. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların saltanatını da yıkacağını, evet, onları yüzüstü düşüreceğini. Putlar yani değil mi? Evet, putları. Allah'tan başka tapılan bu manadaki bütün putların hepsinin baş aşağı düşeceğinin güzel bir işareti olmuş. Evet. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı. Bu İran'da bulunan değil mi Kisra? Onların sultanının eyvanı. Yani meşhur sarayı. Evet. Eyvan diyorlar. O gece sallanıp inşikak etmesi ve 14 şerefesinin düşmesidir. Şimdi burada ne yapıyor mesela o zaman Kisra? Acaba bu neye işarettir diye. Sonra kahinlerden bilgi alıyor ki, sizde şu kadar kişi saltanat sürdükten sonra birisi gelecek ve burayı yıkacak diye. Sizin saltanatınızı paramparça edecek. Bu 14 tane herhalde şeyin, sultan değil mi? 14 tane şerefenin düşmesi, 14 tane idarecinin, sultanın gelip geçmesinden sonra bu hadise vuku bulacak diye. Aynen vuku buluyor. Sa'd bin Ebi Vakkas eliyle. Orası. İran fethediliyor. Ya, elhamdülillah. Tabi bunlar elhamdülillah. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle ışıklar, öyle şeyler yakmış ki, yani ideolojik düşünmemek, kalbi kararmamak ve kalbi pas tutmamak şartıyla bütün insanlara adeta bunları kabul ettirmiş değil mi? Doğumunda Osman bin Az, Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin annelerinin gördüğü onur ne demek? Devamlı sanki bekleyişte. Yani ne zaman bu çocuk artık Allah namına ortaya çıkacak da biz ona iman edelim gibi bir hadisedir bu.
Bunu muhakkak herkese anlatmışlar ki meşhur olmuş. 1400 küsur senedir hala konuşuyoruz bunları, değil mi? Evet. Evet. Allah ruhları hazırlıyor yani. Elhamdülillah. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrabat'ta 1000 senedir daima işal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabud ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. Peki burada evet. takdis edilen küçük bir deniz var, göl gibi bir yer var. O gece yere batmış. Yani batıl bir şeyin yani. Sonu gelmiş. İşte şu 3-4 hadise işarettir ki, o yeni dünyaya gelen zat ateşperestliği kaldıracak. Niye? Çünkü burada yukarıda ne diyor? İstihrabatta 1000 senedir daima yandırılan, sönmeyen, meclislerin mabud ittihaz ettikleri ateş, velat gecesine sönmesi ne demek? Ateşperestlik tümden sönecek ve kaldırılacak inşallah. Fars saltanatının sarayını parçalayacak, İzni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini, bu yukarıdaki küçük deniz gibi, o gibi şeylerin takdisini de Allah'ın izni keremiyle men edecektir. Evet.